kederden korunmak için bir dua var. Buyurun hocam. Buyurun. Eğer, e, onu efendim kederden korunmak için La ilahe illallahul azimul halim La ilahe illallahu rabbul arşil azim La ilahe illallahu rabbus semavati ve rabbul ardı ve rabbul arşil kerim İbadete layık hiçbir mabut yoktur ancak azamet sahibi Allah vardır. İbadete layık hiçbir ilah yoktur ancak büyük arşın sahibi Allah vardır. İbadete layık hiçbir ilah yoktur ancak göklerin ve yerin sahibi, şanlı arşın sahibi Allah vardır. Allah razı olsun hocam. Ne kadar güzel bir dua. Hocam bu duaları Türkçesiyle sizin ya. anlamını okuduğunuz gibi yapsak olur mu yoksa orijinal ezberlememiz icap eder mi dua Elbette hastane? olur. El, elbette olur. Yani bu meşhur me duaları orijinaliyle söylemek iyi ama e, öğrenemeyince anlamını da söyleyebiliriz. Yani bakın hele bu son okuduğum ezberlemesi de kolay kederden korunmak için bakın la ilahe illallahul azimul halim yani azim olan halim olan Rabbim senden başka hak mabut yok la ilahe illallahu rabbul arşil azim Ş yüce arşın arş ne arş Allah'ın yarattığı varlıkların en büyüğü kainatın idare merkezi mahiyetini biliyor muyuz bilmiyoruz Kur'an'da adı geçer mi? Geçer. Hadislerde böyle geçer. Yani mahiyetini bilmiyoruz ama kainatın idare merkezi ve Allah'ın yarattığı varlıkların en büyüğü. İşte onu diyoruz. Allah'ım şanlı arşın sahibi olan Rabbim senden başka hak mabut yok. La ilahe illallahü rabbus semavati ve rabbül ardı ve rabbül arşıl kerim. Göklerin, yerin, Şanlı arşın sahibi olan Rabbim senden başka hak mabud yoktur. Allah razı olsun hocam. Evet kötülüklerden ve kötü Amin insanların efendim. şerrinden korunmak için hocamız bu hafta bugün Cuma sohbetlerinde 3 dua tavsiyesinde bulundular. Bunlardan ilki ekrana gelsin. Kötülüklerden korunmak için Allah'ım tembellikten, ihtiyarlıktan, günaha dalmaktan, borca düşmekten, kabir imtihanından ve kabir azabından... Cehennem imtihanından ve cehennem azabından, zenginlik fitnesinin şerrinden, fakirlik fitnesinden sana sığınırım. Mesih Deccal fitnesinden de sana sığınırım şeklinde bir dua hocamızın ilk dua tavsiyesi. İkinci dua tavsiyesi anlamını veriyorum sadece. Ekranda ekran görüntüsü alabilirsiniz. Kötü insanların şerrinden korunmak için şu duayı yapabiliriz dedi hocamız. Kötü insanların şerrinden korunmak için. Allah'ım onların yüreklerine korku sal, bizi onların şerrinden koru. Evet kısa bir dua ve son olarak da üzüntüden kederden korunmak için hocamızın tavsiye ettiği dua ekrana gelsin. İbadete layık hiçbir mabut yoktur. Ancak azamet sahibi Allah vardır. İbadete layık hiçbir ilah yoktur. Ancak büyük arşın sahibi Allah vardır. İbadete layık hiçbir ilah yoktur. Ancak göklerin ve yerin sahibi şanlı arşın maliki Allah vardır. Allah hocamızdan razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.